Sayın Vali, hoş geldiniz. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, Sayın Daire Müdürlerimiz, hepinize selamlayarak, hepinize merhaba diyerek, ben de nezaket kuralları çerçevesinde grubum adına Sayın Valimizin yapmış olduğu sohbete karşılık bir iki katkıda bulunmak isterim. Bizler Sayın Valimizin şahsiyetini, kişiliğini ve eğitim durumunu bilen kişileriz. Kendisinin bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi grubuna göstermiş olduğu nezaketten dolayı, göstermiş olduğu hoşgörülerinden dolayı çok mutluyuz. Onu da tüm meclisin huzurunda belirtmekten mutluluk duyuyorum. Kendilerine Cumhuriyet Halk Partisi bir genel meclis grubu olarak saygılarımızı her zaman sunarız. Bu kalptendir, bu samimidir. Bunu 2000 kişilik Sinop'ta yaşayan bütün canlı varlıklar bilir, insanoğlu bilir. Sayın Valinin hassasiyetle üstünde durduğu, Sinop'un bölünme, daha doğrusu kanal projesine gelince grubumuzun görüşü şudur. Her konu tartışmaya açılmalıdır. Her konunun doğrusu mutlaka bulunacaktır. Burada tırnak içinde aynı hassasiyetle bize göre kirli enerji olan termik santralin de aynı hassasiyetle tartışmaya açılmasını arz ediyoruz. Çünkü hem turizm hem kirli enerji aynı anda iç içe yaşayabileceğini tahmin edemiyoruz. İl özel idaresi kaynaklarına geldiğimiz zaman Sayın Genel Sekreterimizin 2 ay önceki meclis sunum konuşmasında her ayın daire müdürlerimize hatırlatmak için söylüyorum. Her ayın ilk haftası biz seri bir şekilde toplantılarımıza devam ederiz. İlk gün Sayın Genel Sekreterimiz sohbetlerini 1 ay önce yapılan icraatlarını bize anlatırlar. Kendileri orada şunu belirtmişti. 2012'li sıkıntılı bir yıldır. Biz bu yılda çok ciddi harcama yapmalıyız. Biz de grup olarak bu sohbetin altının çizilmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Ve önceliklerimizi çok iyi belirlememiz lazım demiştik. Ve dolayısıyla 2011'deki başarının 2012'de devam ettirilmesi isteniyorsa ki gerçekten samimi olarak böyle istendiğinden kuşkumuz yok. Biz de aynı şeyi düşünüyoruz. Önceliklerimizi çok iyi belirlememiz lazım. Ben Sayın Valim Sinop'ta yokken, Sayın Mustafa Hakan Güvençer Valimiz Sinop'ta valilik yaparken seçilmişlerle atanmışların uyumsuzluğundan bir basın toplantısıyla medya önünde bahsetmiştim. Bu uyumluluk devam ediyor mu, etmiyor mu? İyi niyetli, kişisel, yani feodal bağlantılarla ilişkiler yürüyebiliyorsa yürüyor. Ama kurumsal anlamda, ciddi anlamda yürüyor mu dersek bana göre yürüdüğünü bilemiyorum. Yani örneğin bu bir eleştiri olarak kesinlikle algılanmasın, bir öneridir. Turizm toplantısında İl Genel Meclisi'ni temsil eden hiç kimse bulunamıyor. Ama her konuşmamızda turizmden bahsediyor. Her konuşmamızda bu il turizm ili diyoruz veya böyle olmalıdır diyoruz. Hayat merkezi yapacağız diyoruz gibi. Organizasyonlar konusunda Sayın Valim haklıdır, doğrudur. Ben de spordan gelmiş, 40 yılını spora vermiş, 50 yaşında bir kişi olarak organizelerin ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Ve il tanıtımıyla, ilin ekonomik girdisi çıktısıyla ilgili çok önemli konu olduğunu bilirim. Ve bu konunun desteklenmesi gerekir diye de düşüncelerimi belirtmek isterim. Sinop son dönemlerde bu işi de çok güzel yapıyor. Yapanlara da çok çok teşekkür ederiz. Tabii ki şahsiyet, kişisel iş görmemek, topluma hizmet vermek ilgilenmeyen üyelerinin asli görevidir. Biz grup olarak bunu bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hatamız varsa da bu çok ciddi yüzümüze eleştiri yapılırsa
bize yapılmış olacak olan en iyi iyilik de bu olacağı düşüncesindeyiz. Bu HES konusunda Sayın Valim'in demin buyurdukları, bizim bilgimiz yok. Sayın Genel Sekreterim, HES konusunda uzlaşmanın açılımını sizden ilerleyen günlerde almak isteriz. İşte bu Ada Otel, Sayın Valim'in bahsettiği konuda naçizane, ben demiştim değil. Ada Otel konusunda biz meclis üyesi olarak ilgilenen meclisimize geldiğimizde bunu belirttik. Bu yanlışlığı belirttik. Kaç yıl önce? 2,5 yıl önce. O zaman dinlenseydik, ciddiye alınsaydık 4 yıl Sinop turizmi kaybetmeyecekti. Savaştan çıkmış bir binayı teslim almamış olacaktık ve bu geçen süre bu değer kaybı tabii artık inşallah sorunları hakkında gereği yapılacaktır. Benim Sayın Valim'den istirhamım şudur, şahsi. Şehitler Çeşmesi ile ilgili bir önerge verdik. Meclisin kararıyla bir değişim yapılmasını istedik ilgilenen meclis olarak. Bu projenin hızlandırılmasını ve çok ciddi bir projelendirme yapılarak panoramik bir eserin tersanemize kazandırılıp oteller bölgesinde Sinop'a gelen insanların bu çeşmenin ne çeşmesi olduğunu, Sultan Abdülmecit'in kaç lira verdiğini, yanındaki devletlilerin kaç kuruş verdiğini, Sultan Pınarı'ndan bu suyun o günkü şartlarda nasıl getirildiğini, mermerlerinin İstanbul'dan gemilerle nasıl taşındığını, geçmişin günümüze yansıtılmasını ivedilikle ben şahsım olarak, grup adına değil, şahsım olarak talep ediyorum. Bu ilgilenen meclisinin kararıydı. Yani bir eski cezaevi tutturduk gittik. Aslında çok değerlerimiz var, çok farklı konularımız var. Bu tersanemizde herkesin gözünün önünde olan bir yer ama herkes geçerken ya sadece bir çeşme diyor, yazısı bile yok üstünde. Sonucunda orada 2000 şehidimiz adına yapılmış bir çeşme var. Çok ilginç bir tarih var. Kırım Savaşı var. Osmanlı'nın farklı bir sürece girmesinin ilk günleri var. Ben Sayın Valim huzurunuzda bütün özel idare çalışanlarına saygılarımı sunuyorum. Şöyle, yine geldiğimizde çok ciddi üstünde durduğumuz konulardan bir tanesi, Sinop Merkez ilçe hudutları içinde maden ocağımız yoktu bir ağ grubu. Yani isim vermek istemiyorum. Çok farklı çalışmalarla Sayın Meclis Başkanımızın da çok büyük katkısı olduğunu biliyorum. Tabii Sayın Genel Sekreter'e yani vermek lazım. Yani onur etmekte, teşekkür etmekte hiçbir sıkıntı yok. Sayın Genel Sekreterimizin de büyük katkıları var. Efendim bizim için bir milat var. Bu çok önemli. Ünlük sizin de bildiğiniz gibi Saraydüzü'ne, Durağan'a, Boyabat'a, Gerze'ye, Sinop'a, Erfele'ye, Dikmen'e ara yoldan tam cevap veremiyorum. Erfelek ve Türkeli hariç bütün ilçelerimize aynı mesafede, aynı uzaklıkta ve o kadar güzel bir hizmet gerçekleşti ki üstüne üstlük bir de borçlanma yaptık. Bu borçlanma, dün de aynı şeyi belirtmiştim. Benim keyifle imza attım, meclis üyesi olarak keyifle imza attım. Belki de aldığımız en saygın kararlardan bir tanesi meclis olarak. Önümüzdeki meclis üyelerini biz borçlandırmıyoruz. Aynı zamanda önümüzdeki meclis üyelerinin önüne açıyoruz. Bir günlük işlemle belki 1 trilyon para kazanacak işlemi yapmış oluyoruz. Bu benim size verebileceğim bugünkü en mutlu haberlerden biri. Bunu ilk özel idaresi başardı Sayın Valim. Bu konuda çok mutluyuz. Gidişatımız kötü değil. Olumsuzluklarımız var. Biz grup olarak bunun bilincindeyiz. Ciddi bütçemiz yok. Burada çok samimi sizin samimiyetinize istinaden bağışlayınız Sayın Valim. Çok samimi düşüncelerim şudur. Bir şirketleşmeyi geçemiyoruz. Aslında hepimiz aktif, müteşebbis insanlarız. Atılımcı insanlarız. Yani bu toparlamayı bir türlü başaramıyoruz. Yukarıdan bütçe gelecek. Bu bütçeyi biz burada A'ya B'ye paylaştıracağız. Milli eğitime bir yıl gerçekleşen bütçemizin
%20'sini vermek zorundayız kanuni olarak. Onun haricinde yani işte daire görüşleri, kendi aramızdaki tartışmalarımız. Aslında biz bu bütçeyi nasıl yükseltebiliriz? Uğur Bey'le, Hürriyay Bey'le bunu defalarca tartışmamıza rağmen bir türlü hayata geçiremiyoruz. Bu şirketleşme bu kadar zor bir şey midir? Onu ben de tam bilmiyorum. Yani biz gelir artırıcı işlere girmek zorundayız diye düşünüyorum. Süremi çok açtığımı biliyorum. Sayın Valim, affınıza sığınarak, sabrınıza sığınarak bu içimden gelen konuşmaları yapmaya çalıştım. Sayın Başkanım, Sayın Meclis Üyeleri, hepinize teşekkür ederim. Teşekkür ederim.